Yeniçeri Ocağı 1. Murat tarafından 1361 yılında Edirne'nin fethinden sonra kurulmuştur. Rumeli'de gerçekleşen fetihler sonucu Osmanlı Devleti büyüyüp genişledikçe daha da fazla askere ihtiyaç duyuyor ve gittikçe merkeziyleşiyordu. Aynı zamanda ele geçirilen savaş esirleri de büyük artış göstermişti. Bunun üzerine Hristiyan esirlerden merkezi bir ordu için faydalanılması düşünülerek daha önceki Türk devletlerinde görülen kulem usulü geliştirilmiş ve devşirme sistemi oluşturulmuştur. Bu dönemde çıkarılan bir fermanla Akıncı beylerinden her beş esirin biri padişah için alınmaya başlandı ve buna pençik usulü denildi. Hristiyan esirler arasından seçilen 12 ve 22 yaşları arasındaki oğlanlar Bursa civarında Türk köylerine gönderiliyordu. Orada Türkçe ve İslam dinini öğreniyor, Türk örf ve adetlerine göre yetiştiriliyordu. Devşirilir devşirilmez sünnet edilip kendilerine bir Müslüman adı veriliyordu. Sonra acemi olanların kışlalarında askeri terbiyeleri başlıyordu. Emekli oluncaya kadar evlenmeleri, şehirde oturmaları yasaktı. Kışlalarda yaşarlardı. İstidat ve kabiliyet gösterenler subay ve general olurlardı. Böylece Yeniçeri Ocağı kurulmuş oldu. Kapıkulu ocaklarının en itibarlısı olan Yeniçeri Ocağı, savaşlarda padişahın bulunduğu merkez kolunda bulunur. Savaş esnasında padişah onların arkasında ve ortasında at üzerinde dururdu. Sefere girişlerde ve konaklarda Yeniçeriler padişahın etrafında bulunup onu muhafaza ederlerdi. Yeniçeriler barış zamanında İstanbul'u da korurlardı. Ayrıca devletin farklı bölgelerinde konumlanmış Yeniçeri birlikleri de vardı. Ocağa alımlar için ise özel olarak tayin edilen akıncı kadıları yani devşirme memurları atandıkları bölgelerdeki her bir kadılığı gezip 40 hanede bir oğlan hesabıyla Yeniçeri adaylığına uygun gördükleri çocukları seçiyorlardı. Toplanan çocuklar önce Murat Han'ın huzuruna getiriliyor, sonra yine onun emriyle Türk ailelerin yanına veriliyordu. Devşirme kanunu da o dönem çıkartıldı ve ocak teşkilatı kısa sürede mükemmel bir şekilde sistemleştirildi. Çocukların 7 ila 10 yaşlar arasında olmasına dikkat ediliyordu ve ayrıca terbiyesi eksik olacağına anası babası ölmüş çocuklar, aç göz olur diye çoban oğlanlar, bir evin tek çocuğu, keller, kibirliler ve köse olanlar, sanat, zanaat sahibi olanlar, Türkçe bilenler, boyu çok uzun ve kısa olanlar, çeşitli sebeplerden dolayı ocağa alınmazlardı. Alınan çocuğun köyü, kazası, sancağı, anı baba bilgileri, doğum tarihi ve çocuğun eşkali en ince ayrıntısına kadar deftere kaydedilirdi. Eşkal defteri denilen bu defterler iki nüsha olarak tanzim edilir, biri devşirme memurunda durup diğeri ise çocukları sevk eden sürücüye verilirdi. Devşirilen çocuklar sürü denilen 100 ya da 150'şer kişilik gruplar halinde sürücülere muhafızları nezaretleri altında hükümet merkezine gönderilirdi. Devlet merkezine geldiklerinde derhal sünnet edilir, 2-3 gün istirahatten sonra Müslüman olurlardı. Yeniçeri ağasının teftişinden geçen çocukların yakışıklı olanları saray için, güçlü olanları bostancı ocağı için ayrılırdı. Diğerleri ise geçici bir süre Anadolu ve Rumeli'deki ailelerin yanlarına verilirdi. Yeniçeri ocağında okçuluk eğitimi çok iyi seviyede idi ancak tüfeğin icadı ile okçuluğun öneminin azalmasıyla beraber Yeniçeriler tüfek de kullanmaya başladılar ve tüfek kullanımı 16. yüzyıldan itibaren iyice yaygınlaşmıştı. Yakın dövüşte balta, kılıç ve yatağan kullanırlardı. Barış zamanı ise sadece hançer kullanırlardı. Ayrıca Yeniçeriler tüfekleri, el bombalarını ve el toplarını kullanan ilk askeri birliklerdir. Yeniçeri Ocağı iç örgütlenmesi bakımından cemaat ortaları, sekbanlar ve ağ bölükleri olarak 3 bölüme ayrılırlardı. Cemaat ortaları ocağın ilk kurulan bölümüdür. Önceleri her 100 asker bir orta oluşturur. Başlarında da yaya başı denen komutanlar bulunur. Sekban bölükleri, Fatih Sultan Mehmet'in 1451'deki Karaman Seferi sırasında Yeniçerilerin buyruklarına karşı çıkması üzerine kendine bağlı askerlerden oluşturduğu birlik olarak ortaya çıktı. Biri atlı, 34'ü yaya olmak üzere toplam 35 ortadan oluşan Sekbanlar daha sonraları tek bir orta sayıldı ve Yeniçeri Ocağı'nın 65. ortası olarak adlandırıldı. Ağa bölükleri, 2. Bayezid'in tahta çıkışı sırasında Sekbanların ayaklanmaya kalkışması sonucunda kuruldu. Padişaha bağlı askerlerden oluşturulan ağa bölüklerinin sayısı 61 idi. Kanuni Sultan Süleyman döneminden başlayarak padişahlar da 1. ağa bölüğünün askeri sayıldı. Yeniçeriler 16. yüzyılın ortasına kadar mükemmel askerlerdi. Avrupa'da tüfeklerin yoğun olarak kullanıldığı bir savaş biçimi ortaya çıkmıştı. Avrupa ordularında tüfekli askerlere karşılık olarak Osmanlı ordusunda sadece Yeniçeriler vardı. Bu durumu dengelemek isteyen devlet, çareyi Yeniçeri ocağının sayısını arttırmakta bulmuştu. Önceden sadece kabiliyetli ve güçlü olanlar ocağa alınırken daha sonra gönüllüler bile alınmıştı. Ocağa girenler 1-2 sene sonra Yeniçeri olmuştu. Yasak olmasına rağmen evlenip aile kuran Yeniçeriler, geçimini 3 aylık hulufe ile sağlayamadığı için ticaretle uğraşmışlardı. Bu da ocağın bozulmasının başlıca sebeplerinden biriydi. İlk isyan
İsyanlarını 1449'da daha fazla maaş istemek için çıkarmışlardı ve amaçlarına ulaşmışlardı. 1622'de büyük bir tehlike haline gelip başarısızlıklara sebep olmuşlardı. Lehistan seferindeki başarısızlığın sorumlusu olan Yeniçerileri kaldırmak isteyen ve Türkmenlerden oluşan yeni bir ordu kurmak isteyen 2. Osman'ı önce tahtını indirip sonra da öldürmüşlerdi. Avrupalı imparatorlukların deniz ticaretiyle birlikte sömürgeciliğe yönelmesi ve savaşların uzayıp gitmesi devletin mali sistemini bozmuştu. Padişahın savaşa katılmaması neticesinde kendisine bağlı Kapıkulu Ocağı'nın savaşa katılmayışı, savaş esnasında Osmanlı ordusunun vurucu gücünü azaltmıştı. Yeniçeriler çeşitli nedenlerden dolayı 17 ve 18. yüzyıllarda sık sık ayaklanmışlardı. Yeniçeri Ocağı, Vakai Hayriye diye isimlendirilecek olan bir karar ve hareketle 15 Haziran 1826'da Sultan II. Mahmut tarafından ortadan kaldırıldı. Şeyhülislam bu konu hakkında bir fetva çıkardı. 2. Mahmut Yeniçerileri son kez uyarmış ve bu uyarıya saygı göstermeyen Yeniçeriler itiraz etmişlerdi. Bunun üzerine 2. Mahmut topçulara ateş emri vererek Yeniçeri Ocağı'nın büyük bir top ateşine maruz bırakmış, hiçbir Yeniçerinin kurtulmasına imkan vermemeye çalışmıştı. Bu olaydan sonra onların yerine Asakir Mansure-i Muhammediye adlı ordu kurulmuştu.